Merhaba dostlarım. Bugün Kur'an ayetleri ışığında kıyamet meselesini ele almaya çalışacağım. Kıyamet meselesi insanlık tarihi boyunca insanların hep ilgisini çekmiştir. İnsanoğlu bu konuda meraklı köftecidir. Sanki kıyamet koptuğu zaman birçoğumuzun başına çok iyi şeyler gelecekmiş gibi alametleri anlatılır. Birçok alametler, birçok masallar üretilmiştir bu konuda. Şimdi Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili bir bilgisi var mıdır? Kur'an ayetleri ışığında bir bakalım. A'raf suresi 187. ayet. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilemezler. Şimdi bu kadar apaçık her insanın anlayabileceği bir ayet varken biz insanların yalanlarını ve hikayelerine mi inanacağız? Allah'ın sözü dururken. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Nahl suresi 77. Yani kıyametin ansızın geleceğini söylüyor bu ayet. Peki insanlar bu alametleri nereden uyduruyor? Şimdi bu kadar apaçık her insanın anlayabileceği bir ayet varken biz insanların yalanlarını ve hikayelerine mi inanacağız? Allah'ın sözü dururken. Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Kıyametin kopuşu yalnız bir göz kırpması veya daha az bir zamandan başkası değildir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Nahl suresi 77. Yani kıyametin ansızın geleceğini söylüyor bu ayet. Peki insanlar bu alametleri nereden uyduruyor? Kur'an ayetleriyle anlatmaya devam ediyorum. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Enbiya suresi 104. Ey Muhammed, de ki Allah sizi diriltir, sonra sizi o öldürür. Sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Câsiye suresi 26. Olacak vaka olduğu zaman onun oluşunu yalanlayacak kimse yoktur. Vakıa suresi 1 ve 2. Herhalde size vaat olunan kesinlikle olacaktır. Mürselat suresi 7. Günahkarlar ateşi görmüşler de artık ona düşeceklerini anlamışlardır. Fakat ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamazlar. Kehf suresi 53. Yaklaşarak gelmektedir. Bu kitabı ve ölçüyü hakla indiren Allah'tır. Ne bilirsin, belki de kıyamet saati yakındır. Şura suresi 17. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Onlarsa hala gaflet içinde yan çizip aldırmıyorlar. Enbiya suresi 1. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Yasin suresi 49-50. Doğrusu bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık ne geri çevrilmesine güçleri yetecek ne de kendilerine mühlet verilecektir. Enbiya suresi 40. Artık onlar kıyamet saatinin kendilerine ansızın gelivermesine mi bakıyorlar? Şüphesiz onun alametleri gelmiştir. Artık kıyamet kendilerine gelip çatınca anlamaları neye yarar? Muhammed suresi 18. Onlar kendileri farkına varmadan ansızın kıyametin başlarına gelmesini mi bekliyorlar? Zuhruf suresi 66. Çünkü o sura üfürmek zorlu bir kumandadan ibarettir ki derhal onların gözleri açılıverir. Saffat suresi 19. Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar. Bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayıverir. Yasin suresi 49. Sen de onlardan yüz çevir ki o gün çağırıcı görülmedik müthiş bir şeye çağırır. Kamer suresi 6. Yer o yaman sarsıntıyla sarsıldığı zaman, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı,
ve insan ona ne oluyor dediği zaman, o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. Zilzal suresi 1 ve 5. Sura bir tek üfleme üflendiği, arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün olacak olur. O gün gök yarılmış sarkmıştır. Hakka suresi 13-16. O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Nebe suresi 18-20. Dağlar serpildikçe serpildiği, dağılıp toz duman haline geldiği. Vakıa suresi 5-6. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Meariz suresi 8 ve 9. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu biz bunları yaparız. Enbiya suresi 104. Ey Muhammed! Sana dağların kıyametteki durumunu sorarlar. De ki, Rabbim onları ufalayıp savuracak. Böylece yerlerinizi dümdüz, boş bir halde bırakacak. Orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin. Taha suresi 105-107. Biz o gün kıyamet günü onları bırakıvermişizdir. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sura da üfürülmüştür. Böylece onların hepsini bir araya toplamışızdır. Keyif suresi 99. Sura üfürüldüğü gün Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır. Hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Neml suresi 87. Hem o kıyamet günü görürsün ki Allah'a karşı yalan söyleyenlerin yüzleri kararmıştır. Kibirlenenlerin yeri cehennem değil mi? Zümer suresi 60. Ey peygamber, sakın zalimlerin yaptıklarından Allah'ın gafil olduğunu sanma. Ancak Allah onların cezalarını gözlerin dışa fırlayacağı güne erteler. O gün başlarını dikerek koşacaklar. Gözleri kendilerine bile dönmeyecek ve gönülleri bomboş kalacaktır. İbrahim suresi 42-43. O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları önlerinde ve sağlarında koşuyor. Kendilerine bugün müjdeniz, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacağınız cennetlerdir denilir. İşte büyük kurtuluş budur. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar o iman edenlere şöyle diyeceklerdir. Bize bakın da sizin nurunuzdan alalım. Onlara arkanıza dönün de nur arayın denilir. Aralarına kapılı bir sur çekilir. Onun içinde rahmet, dışında da azap vardır. Hadis suresi 12-13. O gün gelince Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onların kimi bedbaht, kimi de mutludur. Hud suresi 105. Kıyamet günü onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına çıkacaktır. Meryem suresi 95. Ve sizler üç sınıf olduğunuz zaman sağın adamları var ya, ne mutludurlar onlar. Solun adamlarıysa ne uğursuzdurlar onlar. Önde olanlar var ya, onlar öncüdürler. İşte o yaklaştırılanlar. Vakıa 7 ve 11. Kitabı sağından verilen, alın okuyun kitabımı. Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim der. Artık o hoşnut bir hayattadır. Yüksek bir cennettedir. Hakka suresi 19-22. Kitabı sol tarafından verilense der ki keşke kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ne olurdu o ölüm iş bitirici olsaydı. Hakka suresi 27-25. Rabbine andolsun ki biz onları öldükten sonra dirilmeyi inkar eden kafirleri şeytanlarıyla beraber elbette ve elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları muhakkak cehennemin etrafında dizleri üstü hazır bulunduracağız ki cennetlikleri görüp hasret çeksinler. Meryem suresi 68. Biz kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Yapılan iyilik bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirir tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz kafiyiz. Enbiya suresi 47. Gün hepsini mahşere toplayacağız. Sonra Allah'a ortak koşanlara hani nerede o Allah'a ortak saydığınız ortaklarınız diyeceğiz.
Sonra onlar, Rabbimiz, Allah'a yemin ederiz ki biz müşriklerden değildik demekten başka bir özür bulamayacaklardır. Bak vicdanlarına karşı nasıl yalan söylediler. O uydurdukları putlar da kendilerinden kaybolup gitti. En'am suresi 22-24. O gün Allah onları çağırarak benim ortaklarım olduklarını iddia ettikleriniz hani nerede diyecektir. O gün haklarında azaba itilme hükmü gerçekleşen kimseler, Rabbimiz biz nasıl azmışsak işte bu azmışları da öyle azdırdık. Onların suçlarından beri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bizlere tapmıyorlardı derler. Allah'a ortak koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denir. Onlar da çağrılırlar. Fakat kendilerine cevap veremezler ve karşılarında azabı görürler. Dünyadayken Ne doğru yola olurdu? Gelselerdi. O gün Allah onları çağırıp peygamberlere ne cevap verdiniz diyecektir. Kasas suresi 62-65. Elimden geldiğince ve dilimin döndüğünce Kur'an-ı Kerim'deki kıyamet ayetlerini anlatmaya çalıştım. Daha okuyamadığım birçok ayet de var. Allah bütün müminleri ve inananları kıyametin dehşetinden korusun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.